Merhaba arkadaşlar, umarım çok iyisinizdir. Bugün size bir sürprizim var. Hepinizin çok iyi tanıdığı, iyi bildiği ve hepinizin çok özlediği Müslüm Baba'ya en çok benzeyen ve karşınızda Bülent Şevik. Hoş bulduk, sürpriz ben miyim? Sürprizin ta kendisi sensin abi. Aman Allah'ım. Heyecanlandım. Buna heyecan böyle kardeşim yani. Müslüm Gürses'e benzemek nasıl bir duygu? Dışarıda tepkiler, insanlar. Şimdi Müslüm Gürses'e benzemek gerçekten fevkalade güzel bir duygu. Dışarıdaki insanların tepkisine gelince insanların güzel tepkisi oluyor. Resim çekiyorlar, video çekiyorlar. Bunlar da güzel duygular yani, güzel anlar yaşıyoruz. Şimdiye kadar daha olumsuz bir şey yaşamadık Allah'a çok şükür. Yani olay bu yani, bu. Müslüm Gürses'i gerçekten sevenler çok seviyor. Sen ona benzediğin için böyle üzülenler, kızanlar oluyor mu abi? Hele ben o fancılar var ya, fan sayfalar. O Müslüm Baba adı altındaki fan sayfalardan neler çektim biliyor musunuz? Ah ulan ah. Müzik alanında, film alanında, reklam alanında geri dönüşler oluyor mu, olacak mı? Mesela proje var mı? Şimdi Allah'a çok şükür, hani diyorum ya, takdiri ilahi. Allah'a çok şükür. Yani demek ki sahnemizde var, okuyabiliyoruz ki insanlar bizi dinlemeye geliyor, programlarımıza geliyorlar, konserlerimize geliyorlar. Bunlar güzel şeyler yani. Bu işin en güzel yanı Müslüm Baba'yı yaşayıp yaşatabilmek. En güzel yanı bu. Gerisi hep teferruattır yani. Hiç keşke benzemeseydim dediğin zamanlar ya da anlar oluyor mu? Onu ben şöyle o zaman iki kelimeyle anlatayım. Kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. Müslüm Baba'ya benzemek bir ayrıcalıktır. Müslüm Baba'ya benzemek bir idoldür. Müslüm Baba bir idoldur ya. Müslüm Baba adı üzerinde dünyada hangi ünlüye, hangi sanatçıya benzersem benzeseydim bu kadar ilgi, alaka, bu kadar tepki çekmezdim. Ama Müslüm Baba hakikaten büyük bir farkındalık. Büyük bir farkındalık. Müslüm Baba mafya babalarının bile baba dediği tek adamdır. Olay bu. Anlatabildik mi? Hali hazırda çıktığın bir yer var mı? Çünkü bu müzik sektöründe o insanlar bir yerlere çıkıyorlar. Merak eden insanlar gelip sahnede izleyebilirler sizi. Şimdi devamlı çıktığımız bir sahne yok ama özel programlara gidiyoruz. Sahne olan her yere gidiyoruz. Her yere gidiyoruz yani. Öyle sabit bir sahnede çıkmıyorum. Çıkmak da istemiyorum. Sabit bir yerde çıkmak istemiyorum yani. Güzel programlara gidiyoruz tabii. Memleketin her tarafına gidiyoruz Allah'a çok şükür. İnsanlar görmek istediğinde nasıl ulaşabilirler? Çünkü şundan dolayı gerçekten sıradan bir ünlü değil, bir Müslüm Baba'dan bahsediyoruz. Büyük ihtimalle izleyen insanlar, ilk kez seni görenler de bir tuhaf olacaktır. Aa, ben abiyi nerede görürüm diyeceklerdir. Şimdi ben az önce bir şey söyledim. Dedim ki Müslüm Baba mafya babalarının bile baba dediği tek adamdır. Şimdi insanlar bize nereden ulaşır? İnsanlar sosyal medyadan. Instagram adresimiz var, Adanalı Müslüm. Söyleyeyim mi? Adanalı, evet, Adanalı Müslüm. Bülent Şevik, Adanalı Müslüm. Instagram adresimiz, TikTok adresimiz, sosyal medya adreslerimiz var yani, oralardan bize ulaşıyorlar. Instagram'da telefon numaramız da var. Olay bu yani. Gözlükleri de çıkarıp bir de gözlüksüz görme şansı olur. Buyur baba, beğendin mi? Abi yok, gerçekten çok beğendim. Hakikaten çok benziyor abi ya. Olay bu kardeşim yani, bilmem anlatabildik mi? Anlatabildik mi çocuklar? Müslüm Gürses filmi çekildi abi. Oynamak ister miydin abi ya? Tabii ki oynamak isterdim. O filmde ben burada yoktum. Ama kısmet olursa... Tabii tarihi günü falan belli değil. İkincisi için bize ulaştılar. Hatta bunun için bir de belgesel çekildi. Bir de belgeselimiz çekildi. Blue TV'de Aslı Gibidir yazarsanız orada belgeseli de izlersiniz. İnşallah kısmet olursa, dur bakalım, yeni bir proje var. Mahsun Kırmızıgül'ün. Onun için de görüşmeye geldiler. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni çekeceği film için. Eğer olursa, uygun olursa, uygun görürlerse, biz uygun görürsek, onlar uygun görürse o sinemada
Oynayacağız inşallah. Aynen, Müslüm Baba karakteriyle, rolüyle oynayacağız inşallah. Şimdi Mahsun Kırmızı Gül dediğin zaman da duracaksın. Zirveye oynamıştır. O sinemanın da çok güzel olacağına inanıyorum. Kısmet, kısmet kardeşim, kısmet. Baba yoktur hile, felek vurdu bana sile. Ali Baba yoktur hile, felek vurdu bana sile. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Bu şarkıda anlatmak istediğin ya da anlattığın Ali Baba kim? Hangi Ali Baba bu? İşte ünlü Rus mafyası Ali Baba. İşte Ali Baba. Ali Baba candır, Ali Baba candır, gerisi heyecandır kardeşim yani. Ali Baba siz misiniz? Benmişim, teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Ben bir daha istiyorum, bir daha söylerse sevinirim Ali Baba. Ali bizim şahımız, Kabe kıblegahımız. Etraştaki Muhammed, o bizim padişahımız. Allah hepinize, Allah kalbi, yüreği güzel tüm insanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu, neşeli, uzun ömürler versin inşallah. Amin abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben abi teşekkür ederim. Söylemek istediğin son bir şey varsa kapatmadan önce. Hepinizi seviyorum. Hepinize en güzel günler olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın.